İlk kez Nisan 2023 ayında açıklanan fakat çıkması Kasım 2023'ü bulan Lamzu ailesinin yeni üyesi Lamzu Maya ile karşınızdayım. Tanıdık bir şekil görüyoruz. Biraz küçültülmüş bir G Pro X Superlight shape'i var diyebilirim kesinlikle. Güzel bir shape bu. İster palm grip ister claw grip her türlü rahatça kullanım sağlayabilirsiniz. Öyle çok da büyük bir mouse değil. Özellikle 18 santim veya daha küçük eli olanlara tavsiye ederim. Ağırlık olarak 47 gram gibi ciddi bir hafiflik yapmışlar ve ağırlık dengesi çok iyi dağılmış. Üst taraf komple deliksiz bir yapıda. Alt tarafta ise yine Lamzu'nun imza haline gelmiş bir alt tasarımı var. Bunu tüm mouse'larında bu şekilde yapıyorlar. Dış kaplamaya gelirsek siyah hariç kırmızı ve gri renk arasında bir fark mevcut değil. Zaten siyah renk lambzona tüm mouse'larında farklı bir coating şeklinde daha pütürlü ve mat oluyor. Kırmızı rengine gelirsek tamamen kırmızı olmayı hedeflemişler. İşte scroll, yan tuşlar, anakart hatta skatezleri bile kırmızı yapmışlar. Bunda da yine mat bir kaplama mevcut. Gri olana baktığımızda ise yine mat bir kaplama mevcut. Rengi böyle açık bir nardo gri gibi denebilir. Beyaz yerine gri renk seçeneği eklemeleri bir farklılık olmuş. Genel kalitesine baktığımızda bendeki iki mayada da herhangi bir kalite problemi yok. Klikler sağlam. Genel olarak kalitesi de gayet güzel. Teknik özelliklerine geldiğimiz elimizde Pixar 3395 sensör var ve bu sensör bize 650 IPS ve 50G hızlanma sunuyor. MCU olarak yine piyasanın en iyi MCU'su olan Nordic m 52840 kullanmışlar. Bu sayede 4 Hz desteği mevcut. Ama kutu içeriğinden 4 Hz dangle çıkmıyor. Bunu ayrı olarak satın almanız gerekiyor. 4000 Hz kullanımda normal 1000 Hz kullanıma göre mouse bilgisayara 4 katı daha hızlı bir raporlama gönderiyor. Yani 1000 Hz'de 1000 ms iken 4000 Hz'de 0.25 ms olarak kullanılıyor. Özellikle 240 Hz üzeri bir monitör ve güzel bir işlemciyle 4000 Hz ile oyun gerçekten çok daha smooth oluyor. Switch olarak aynı Lamzu Atlantis Pro'da kullanılan Lamzu Huana Custom Switch'ler kullanılmış. Bu Switch'ler Huana Blue Shell Pink bir tık geliştirmiş hali denebilir. Ayrıca double click olma gibi bir durum asla olmuyormuş. Şahsen benim en çok beğendiğim mekanik mouse switch'i diyebilirim buna. Tıklaması rahat ve çok rahat bir şekilde spam atılabiliyor. Lamzu Maya ile Lamzu'nun diğer üyeleri olan Torn ve Atlantis Mini Pro ile karşılaştırırsak üçü de birebir aynı teknik özelliklere sahipler. Sadece Torn bunlardan farklı olarak Optic Switch kullanıyor. Bunun tek farkı bu. Tabi üçü de birbirinden farklı ergonomilerde. Lamzu Atlantis Mini Pro özellikle Claw ve Fingertip kullanımına uygun. Lamzu Torn ergo olmasından dolayı palm tutuş için çok daha uygun. Lamzu Maya'nın ise ergonomisinden dolayı ister palm ister palm grip olarak kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden palm grip kullanıp böyle ergo mouse sevmeyen arkadaşlar için kesinlikle çok güzel bir şey. Mesela altta Atlantis Mini Pro ile en temel farkı bakın fark ettiyseniz Atlantis Mini Pro'da arkadan bir yükseklik mevcut. Lamzu Maya'da ise ortadan bir yükseklik var. Yine fark ettiyseniz Lamzu Torn biraz daha böyle şişko, tombik ergo bir mouse ama Lamzu Maya biraz daha böyle simetrik bir mouse. İkisinde palm grip olarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Kablosunu böyle yükseltil yapmışlar ki eğer böyle şarjdayken kullanımda size kablo herhangi bir rahatsızlık vermesin. Şöyle duruyor fark ettiyseniz kablo hiçbir şekilde sürtmüyor ön tarafı. Skatezer'e gelirsek Skatezer stock bir PTFE skatezer'e göre gerçekten çok başarılı. Lamzo zaten bu stok işini çok iyi çözmüş durumda. Sadece merak ettiğim bir konu var. Şimdi bendeki bu kırmızı mayadaki skatesler de kırmızı. Bu arada kırmızıyla beyaz arasında hiçbir fark yok. Ben denedim. İkisinin hissiyatı aynı. Ama bunu bana Lamzo gönderdiği için acaba böyle bir farklılık mı denediler de öyle mi gönderdiler bilmiyorum. Çünkü yabancı incelemicilere baktığım zaman kırmızı olmasına rağmen skatezler hep beyazdı. Eğer kırmızı maya satın aldıysanız skatezler beyaz mı geldi, kırmızı mı geldi diye yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü çok merak ediyorum bu konuyu. Skatezler hiçbir şekilde tıkanmadan çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi kutu içeriğine geldiğimizde Lamzun'un yine bu klasik kutu tasarımı bizi karşılıyor. Şimdi bunu şöyle bir açalım. Şimdi sağ tarafta gri olanın, sol tarafta ise kırmızı olanın kutu içeriği var. Mesela kırmızı olanda kablosu kırmızı, dangle uzatma aparatı kırmızı, dangılı kırmızı, yedek skatezleri de kırmızı şekilde geliyor. Bir de böyle sticker tarzı bir şey var. Bunu böyle alt tarafı kapatmak için kullanabilirsiniz. Gri olanda da kablosu gri, işte dangle uzatma aparatı siyah, dangılı siyah, işte beyaz PTF skatezler falan var. Yine bunda da alt tarafın stickerı var. Her ikisinde de siyah lamzonun grip tepleri geliyor. Bu grip tepler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yumuşak bir dokusu var ve gerçekten konforlu hissettiriyor. Bunlar haricinde tabii ki de bir tane de böyle kadife bir kılıf geliyor. Namzumai hakkındaki düşüncelerime gelirsek piyasaya güzel bir alternatif daha eklenmiş oldu. Özellikle G Pro X Shape sevenler için 10 numara bir mouse olmuş. G Pro X Superlight kullanıp yükseltmeyi düşünenlere kesinlikle tavsiye edebilirim. Almışken tabii 4000 Hz Tangle'da alırsanız daha ileriye yönelik olmuş olur. Ayrıca tam kapasitesinde kullanmış olursunuz. Favori rengim kırmızı mı gri mi? Valla ben de emin olamadım. Kırmızısı çünkü çok güzel ama çok kırmızı. Hani buralara biraz böyle beyaz detaylar ekleseler çok daha güzel olurmuş. Gri ise çok farklı duruyor, çok asil duruyor. Hani böyle biraz daha sade tonları seven arkadaşlar için çok daha güzel bir seçenek. Şimdi satın almak için rete e geldik. 3 farklı renk seçeneği var demiştim. Kırmızısını inceledim zaten grisini inceledim videoda. Bir de böyle siyah renk seçeneği mevcut. Bunun kaplaması biraz daha farklı demiştim. Daha böyle pütürlü mat bir kaplaması var. Tabi üçünün de kaplaması mat ama bunun biraz daha böyle pütürü var. Fiyatı 3529 TL ama 50 indirim kodumu kullanırsanız 50 TL'lik bir indirim oluyor. 4000 az kullanmak için de bu gıda satın almanız gerekiyor. Şimdi yazılıma geldiğimizde öncelikle yazılımı indirmek için Lamzon'un sitesine geldik. Ben buranın linkini ekleyeceğim. Burada buna tıklıyoruz. Download driver yazıyor. Zaten bu Atlantis Pro, Torn ve Maya aynı yazılımı kullanıyor. Sonra burada en güncel olanını indiriyoruz arkadaşlar. Bakalım en günceli bu. November 14. Yani Kasım 14. Sonra download dediğimiz zaman indiriyor. Şimdi yazılımı açtığımızda bize böyle bir maya karşılıyor. Ama bir beyaz maya karşılıyor. Büyük ihtimal iptal olan bir rengiydi bu. Beyaz mayayı da yine de buraya eklemişler. Şimdi ana sayfada tuş atamaları mevcut. Bir de debounce time var arkadaşlar. Debounce time'ı minimum 2'de tutun. Eğer 0'a falan alırsanız slam click oluyor. Yani mouse'u vurduğunuz zaman kendi kendine bir tıklama yapıyor. Bunu direkt Lamuzu'ya sordum arkadaşlar. Zaten mekanik bir switch olduğu için 0 ms'de kullanmanın bir mantığı yok dediler. O yüzden 2 ms'de tutuyorum bunu minimum. Siz de o şekilde yapın. Yoksa slam click yapabilirsiniz. Sonra burada report rate kısım var. 1000 Hz olarak gözüküyor. Eğer 4000 Hz'den gılıbı alarsam 2000 Hz ve 4000 Hz de açılacak burada. Sonra burada mod selektiği bir kısım var arkadaşlar. LP Low Power Mod, HP High Performance Mod yani arkadaşlar burada high performance botta çalıştırmanızı ben tavsiye ederim. LP'de daha az güç tüketir, daha uzun bir şarjı gider ama HP'de maksimum performans verir arkadaşlar. Bence HP'de kullanın zaten. Bu mouse'u aldıysanız bir sebebi olsun. Sonra burada lot var yani lift of distance. Mouse'un sensörünü ne kadar yükseklikten algılama mesafesi. Ben bunu 1 milimde kullanmaya alışkınım. Kimisi 2 milimde kullanmaya alışkındır. Bu tamamen tercih meselesi. Sonra burada peak performance var. Ben bunu uyku süresi sanıyorum ama sanırım uyku süresi değil bu. Mesela burada diyor ki yani sensörün maksimum performansı çalışmasını sağlıyor falan ne bileyim ben bunu en yükseğe aldım işte. Ripple kontrolü kesinlikle kapatın. Angel Snap 2 kesinlikle kapatın. Bunları kullanmak istemezsiniz. Bunlar tamamen mouse'unuza karışan şeyler. Motion sign'ı açabilirsiniz ama 395'in bir özelliği. Burada makro atamaları kısmı var. Sonra burada ayarlar kısmı var. Bakın update'ler falan gelmiş. Bunların update'ini yapmam lazım. 4 Hz dangle'ı bağlamak için de buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman 4 Hz dangle'ı artık bağlaması zaten 4 Hz dangle'ın üzerindeki kutuda yazıyor. Ona göre uygularsınız. Az önce çok önemli bir olay oldu bu update'leri attım özellikle bu receiver update'i attım ve mouse'un bağlantısı kesildi yani e, kablosuz bağlantı çalışmadı tekrardan ne yaptım biliyor musunuz burada pair'a bastım arkadaşlar yani kablolu modda çalışıyordu ama kablosuz çalışmıyordu pair yaptım tekrardan burada pair başlattım sol orta ve sağ tuşa basılı tuttum ve pair'ını yaptım ondan sonra mouse'um tekrardan aktif oldu arkadaşlar eğer bu durumu yaşarsanız bunu yapmayı unutmayın.